Merhabalar arkadaşlar, Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Namaz örtüsü fiyat videosundan sonra motif videosu da isteyenler olmuştu. Özellikle Instagram'dan çok yazan oldu. İşte kararsız kalıyoruz, ip fiyatları çok değişti. Namaz örtüsü fiyatları çok değişti. Motifleri ne kadardan yapabiliriz diye. Ben de kendimce bazı belirlediğim fiyatlar var. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Elimde daha önceden yapmış olduğum motifleri toparladım. Bu arada hepsinin anlatımı da kanalımda mevcut. Eğer ki yapmak isterseniz önceki videolara da bakabilirsiniz. Şimdi tek tek kendime göre olan fiyatları size söylemek istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Videoya başlamadan önce, fiyat belirlemeden önce bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben motif hesabı çalışan birisi değilim. Namaz örtüsü yaptığımda ben bir namaz örtüsünü en az 1000 TL'ye satıyorsam o motifi her şekilde yaparım ve satarım. O yüzden mesela ben bazı motiflere biraz daha isteyen olursa fazla fiyat söylüyorum. Çünkü zaten namaz örtüsüne ekleyip sattığımda ben onun nasıl diyeyim kendimce emeğimin parasını zaten çıkartacağım. Yaptırırlarsa o fiyata, yaptırılmazlarsa da kendileri bilir. Ama sadece motif çalışanlar var. Fiyat olarak ben onlara o konuda daha yardımcı olacağını düşünüyorum. Sırf motif olarak sipariş alanlar, başka hiçbir şey yapmayanlar var. Namaz örtüsü hani zürafa çekmesinde tam iyi olmayanlar, alt zeminini ayarlamasında iyi olmayanlar var. O yüzden onlar için vereceğim bu fiyatlar. Şimdi ben mesela sırf motif çalışan bir insan fazlaca sipariş alıyorsa 20 TL diyorsa ben zaten ekleyip yaptığımda fazlasıyla masrafımı çıkarttığım için 30 TL diyorum. Hani öyle diyeyim. Şimdi sayfada gelip bana soran olursa işte videoda bu şekilde söylemiştiniz, burada böyle diye bir problem çıkmasın lütfen şimdiden söyleyeyim. Bu arada bu Nisan ayı için, Nisan Mayıs'a girdik pardon. 2023 Mayıs ayı için geçerlidir arkadaşlar. Yani şu bir önümüzdeki bir 3-4 ay için geçerlidir bu fiyatlar. Çünkü sürekli her şey arttığı için ipler bile o kadar sürekli fiyat artışına girdiği için illaki bunlarda da değişecektir fiyatlar. Ona göre siz üzerine 2 TL, 3 TL ekleyebilirsiniz kendinize göre. Şimdi sırayla başlayalım. Ben elimdeki bütün motifleri toparladım buraya. Şöyle iki katlı bir motifim var. Namaz örtüsüne ve havlulara çok güzel olur. Yani iki katlı olduğu için kenar konturu da yok. Bunu en az 40 TL diyebilirim arkadaşlar. Kenar konturu olmadığı için çok aşırı oyalayıcı bir motif değil. O yüzden 40 TL olarak hesaplayabilirsiniz bu motifi. Çok da güzel oluyor. Hani renk, ben birazcık o zaman ipleri tanıtmak için farklı renklerle kombine etmiştim ama siz daha uyumlu renklerle yaparsanız açıklı koyulu gibi çok daha gösterecektir kendini. Güzel de yakışıyor havluya ve namaz örtüsüne. Bunu ayıralım. Şöyle bir motifim var. Bunun da anlatımını ilk ben yapmıştım. Daha sonrasında çok fazla yapan oldu. Hele ki havluya çok yapan oldu ve çok da yakıştı gerçekten. Bu da çok oyalayıcı bir motif değil. Hele ki şey gibi. Japon gülü gibi oyalayıcı bir motif değil. Yapımı da çok çok zevkli. Bunun da adet fiyatı 20 TL olabilir. 17-20 arası diyelim yani. En cüzi 17 olarak yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Daha sonrasında şöyle orkide çiçeğimiz var. Yalancı orkide diyoruz. Bu da çok güzel oluyor gerçekten. Hele namaz örtüsüne gerçekten çok yakışıyor. Aynı şekilde bu da 20 TL civarı olabilir arkadaşlar. 20-25 TL diyelim. Kontur var çünkü. Ve iki kat sayılır. Alt yeşiliyle birlikte 20-25 TL civarı ayarlayabilirsiniz bu motife de. Şöyle minik papatyalar var. Bunlardan da çok gidiyor. Aslında ben bunu bir müşterime yapmıştım. Çok ısrarla yazdığı için geri çevirmek istemedim. 2 TL dedim ama 2 TL'ye yapılacak bir motif değil. 4-5 TL. Böyle küçük gibi gözüküyor ama çok oyalayıcı bir motif. En az 4 TL gider buna. Şöyle 3 katlı diyorum. 3 yapraklı güzel bir çiçeğimiz var.
Bu da 10-15 arası diyelim. Başörtüye de çok güzel yakışıyor bu. Başörtüye de deneyebilirsiniz. Namaz örtüsüne de böyle biraz daha kibar severler için güzel olur. 10-15 TL arası yapabilirsiniz. Şu deniz yıldızı motifimiz var arkadaşlar. Bu da çok oyalayıcı bir motif değil. Bana göre yani 10 TL'ye yapılabilir. Yani hadi en fazla 12 TL olsun. Şu çark felek motifimiz var. Bu ben küçük başlamıştım ilk anlatım için. Daha sonra büyüğünü de yaptım. Biraz daha büyük yapmanızı tavsiye ederim. Daha güzel oluyor havlulara ya da namaz örtüsüne. Bu biraz daha yazmaya göre bunun sayıları. Bu da 15 TL civarı olabilir arkadaşlar. Çok da güzel oluyor ve bunun 5 yapraklısı çok isteniyor. İnşallah yakın bir zamanda bunun 5 yapraklısının anlatımını yapacağım sizlere. Şu iki motifim var. Bunu şu an yapmış olduğum namaz örtüsüne uygulayacağım. Şu çok sevildi. Hangisi diye sayfada anket yapmıştım. Şu rengi daha çok sevildi. Bunu uygulayacağım. Şu da kontörlüsü. Çok bir fark yok arada. Sadece bunda kontur var. O da yarıdan itibaren. Hani tamam tam bir kontur değil. Bu da arkadaşlar 15-20 TL arası olabilir bu motifin tanesi de. Çok da güzel oluyor gerçekten. Namaz örtüsünde çok yakıştırdığım motiflerden ve havluya da ayrıyeten ona da çok yakışıyor. Şöyle bir motifimiz var. Bu da çok sevilmişti anlatım yaptığım sıralarda. Namaz örtüsüne uygulayan arkadaşlar oldu. Havluya yapanlar oldu. Bu da 10 TL olabilir arkadaşlar. Şu biliyorsunuz bayağı bir anlattığım sıralarda beni eskiden takip edenler, şimdi bu kanalım yeni, belki yeni gelenler bilmiyor olabilir ama diğer büyük kanalda anlattığım sıralarda bayağı bir olay olmuş bir motifti. Yani çok o sıralar yapıldı. Havluya efsane güzel oluyor. Tabii ki siz inci koymayın. Ben o an hani elimde aparat vardı, ekledim. Göbek yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. İnci zamanla soyulma yapabilir. Bu da 12 TL, 15 TL olabilir arkadaşlar. Şöyle bir melekçe çiçeğim var. Bunun da anlatımını bir önceki videoda yayınlamıştım. Çok güzel oluyor. Yani aslında normal yaprak ve kontur ama renklerde değişim yaptığımız için altına koyu, üstüne açık renk yaptığımız için güzel farklı bir model oldu. Namaz örtüsüne şahane oluyor gerçekten. Biraz daha büyütürseniz havluya da çok güzel oluyor. Yani bir iki sıra fazla yaparsanız. Kontürlü. Bu da yani çok basit bir model değil. 15-20 TL arası diyelim buna da. Şöyle yaprakları kalpli bir motifim var. Aynı şekilde bu da 15-20 TL arası olabilir arkadaşlar. Kontur yok bunda da. O yüzden daha yapımı kolay. Şöyle tülbentler için uyarladığım küçük bir motifim vardı. Çok güzel oluyor. Ya, özellikle tülbentlere efsane yakışıyor. Deneyin mutlaka. Arasına güzel bir ara suyu ayarlayarak denemenizi tavsiye ederim. Bu da 5 TL olabilir. Yapımı da kolay. 5-7 TL arası yapabilirsiniz. Şu Japon çiçeğimiz 20-25 TL arası diyelim. Bu benim ilk yaptıklarımdan, tabii ki şimdiki yaptığım gibi değil. İşçiliğim. Elimde bu vardı, göstermek istedim. 20-25 TL arası diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sonrana 35 TL diyorum bunu. Bunu da söylemiş olayım. Bir de şöyle bir çiçeğimiz var. Bu da bir aralar namaz örtüsünde bayağı bir kullanılmıştı. Havlularda da kullanılmıştı. Şu an herhalde çok yapan yok. Ama yeniden değerlendirilebilir. Hani hep aynı modellerdense değişik bir şey. Yine bunun da renklerini ayarlama yapabilirsiniz. Açıklı koyulu çok güzel oluyor bu modele. Bu da 15-20 TL arası olabilir arkadaşlar. Şunları ben yatak odası takımı olarak soranlara anlatım yapmıştım biliyorsunuz öbür kanalda. Şunun tanesi bir 20-25 olabilir. Yani 20 TL ideal bana göre. Birleştirmesini bunun göstermemiştim. Çünkü hani anlatım çok uzun sürdüğü için zaten bir tanesini bayağı bir uzun zamanda tamamlamıştım anlatımını bile. Videoları birleştirip atması hani size çok kısa bir video gibi gelebilir ama çok uzun sürüyor arkadaşlar.
birleştiriliyor. Sadece yatak odası takım değil, fullerde de kullanabilirsiniz bu modeli. Güzel oluyor. Aynı şekilde şu. Bu da çok izlenen videolardan da diğer kanalda. Bu kanala da yükledim. İnşallah telif gelmezse diğer kanaldan dolayı. Bu kanalda da var bunun anlatımı. Çok çok güzel oluyor. Tül gibi. Namaz örtüsü, pardon, yatak odası, salon takımı, masa, bu böyle o şeylerde değerlendirebilirsiniz bölümlerde. Çok çok güzel oluyor gerçekten. Tül gibi efsane bir model. Bunun da şu motif başı çalışabilirsiniz arkadaşlar. 15-20 TL arası diyelim. Çünkü aslında bakarsanız Japon gülünden bile daha zevkli ve basit yapımı. Hani böyle size karışık gelebilir ama yaptığınızda anlayacaksınız zaten. Birleştirmesini falan göstermiştim bunu. Rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bir de şu var. Aynı şekilde yatak odası takımı olarak anlattığım, salon takımı olarak yapabilirsiniz. Sadece pırpırdan çok güzel, gösterişli oluyor gerçekten. Bunu da arkadaşlar şu tane hesabı 10 TL olarak çalışabilirsiniz. Çok oyalayıcı bir motif değil. Yapımı da aşırı zevkli. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Ve bunu aynı bu sistem ilerleyerek arada arttırmasını da fazlalaştırarak tek parça, büyük bir parça da yapabilirsiniz. Şöyle bir motifim var. Bakın. Bunu arttırmalı başlayıp daha sonra arttırmayı ip atmalı, pardon konuşamadım, ip atmalı başlayıp daha sonra ip atmayı bırakıp sadece zürafayla devam edip yapabilirsiniz. Şu ortasını ben yine öylesine koymuştum değişik olsun diye. Ama böyle pırpır üzerine olarak da yaparsanız daha çok yakışacaktır eminim. Bu da 10 TL, 15 TL arası olabilir arkadaşlar. Yapımı çok zevkli ve basit aslında diğerlerine göre. Çok da büyük bir motif değil, küçük bir motif. Biraz daha büyütürseniz tabii ki fiyat farkı olacaktır. Şöyle hanım eli çiçeğimizin anlatımı var. Kanalımda anlatımı var ve bunu da kaç desek buna, yani bunu yapalı bayağı uzun zaman olduğu için şöyle tane hesabı 10 TL olarak yapabilirsiniz. Şöyle küçük gözükebilir ama oyalayıcı bu da aynı şekilde. Bu da güzel oluyor ama. Özellikle broş çalışanlar oldu bundan. Çok çok güzel oluyor. Şöyle yine kalpli iki yapraklı bir motifim var. Bu da arkadaşlar 12 TL, 15 TL olabilir. Konturlu olduğu için bayağı bir oyalayıcı bu da. Ben bunu havluda da göstermek için şöyle uyarlamıştım. Havluya da yakışıyor. Biraz daha büyütebilirsiniz ama. Ben motifi daha önce çalıştığım için sadece eklemesini gösterdim. Havluya da güzel oluyor. Namaz örtülerine çok çok güzel oluyor. O şekilde bunu da değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir kelebeğimiz var. Kelebeği de havluya da yapanlar, broş yapanlar, ya bin bir türlü değerlendirenler oldu. Bu benim elimdeki çok büyük bir boyut değil. Bu da 25-30 TL, hatta 35 TL bile olabilir arkadaşlar. Çünkü büyük olmasa da o orta kısmı falan bayağı bir oyalayıcı ama bu küçük olduğu için diyorum ben bu fiyatı. Biraz daha büyütürseniz tabii ki fiyat da ona göre artacaktır. 35 TL'ye yapabilirsiniz bunu. Şöyle bir çiçeğimiz var. Yaprakları hafif yana doğru meyilli böyle. Bu da havluya güzel oluyor. Bir tane arkadaş vardı. Sayfasının ismini hatırlamayacağım ama ondan almıştım bu modeli. Havluya çok yapıyordu bunu. Çok çok da güzel oluyordu gerçekten. Bu da 8 TL gibi yapılabilir arkadaşlar. 5 ile 8 arası. Kolay bir model. Ama pardon. 8 ile 10 TL arası arkadaşlar. 5 değil kesinlikle artık. Hani 5'e biraz zor olur bu. 8 ve 10 TL arası yapabilirsiniz. Bu Japon gülünü ben bu kenarlar olmadan da yapıyorum. Böyle daha çok hoşuma gidiyor aslında. Namaz örtüsüne bana göre bu daha çok yakışıyor. Şu kenarları ikili ve üstte yaptığımızda biraz da böyle açık ve takılabiliyor sağa sola. Bu çok güzel yakışıyor. Biliyorsunuz bir önceki videolarda namaz örtüsü fiyatlarını anlattığımda da benim yapmış olduğum menekşe bundandı. Çok çok yakışıyor. Bu da arkadaşlar 20 TL'den yapabilirsiniz. En az diyorum yani. 20'ye yapabilirsiniz. Ben isteyen olursa yine 30-35 TL diyorum. Çünkü yani çok fazla ben zaten motif yapma taraftarı değilim.
İsteyen olursa da o fiyata yaptırsın diyorum. Zaten ekleyip sattığımda ben masrafımı çıkartıyorum. Böyle arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Gerçekten istendiği için çektim. Benim kendi gönlüme göre geçen fiyatlar bunlar. Siz artık yaptığınız çevreye göre, kendi elinizin işçiliğine göre biraz daha arttırıp ya da eksiltebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.